Şeyla. Hani benim kızım? Aferin benim kızıma. Aferin akıllıma. Güzel kızım benim. Hanimiş benim kızım. Ha? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünün yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir giriş yapmışımdır. Pozitif bir şekilde. Arkadaşlar yövme işinden geldim bugün. Paramızı kazandık güzel bir şekilde. Şimdi birazdan Şila ile birlikte alışveriş yapmaya gideceğim. Şila seni şöyle bırakalım. Şila'nın tasmasını falan da taktım. Göğüs tasmasını. Şimdi alışveriş yapmaya gideceğim. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Meyve, sebze gibisinden. Bir de kendime ödül vereceğim. Tatlı alacağım. Güzel bir tatlı alalım kendimize. Şöyle ekler mi olur artık? Başka bir tatlı mı olur? Ya bunlar aslında böyle yiyecek şeyleri birlikteyken, birileriyle yerken daha da güzel oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Sabah öyle aceleyle çıktım işe giderken. Biraz geç kalkmıştım. Peynir falan açıkta unutmuşum. İnşallah bozulmamıştır. Bir bakalım. Bozulmuş mu, bozulmamış mı? Çok sıcak oluyor çünkü karavanın içerisi. Vallahi biraz kötü olmuş ama yenmeyecek gibi değil. Muhtemelen bugün o peyniri yerim. Çünkü ziyan olmasın, bozulmasın. Bugün yerim o peyniri. Biraz şeyde kaldı ama yarına kalırsa garanti bozulur. Size de bir göstereyim şöyle. Biraz kalmıştı. Allah suyunu döktük hep. Vay arkadaş ya benim bir mısırı dökeriz, bir suyu dökeriz peynirin suyunu. Tabana Kuvvet kanalımızda da mısırları döktüğümüz videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabana Kuvvet kanalımıza günlük olarak video atıyorum. Abone olmayanlar varsa oradan abone olup oradaki videolarımı da izleyebilirsiniz. Düzenli olarak videolar geliyor. Eğlenceli güzel videolar geliyor. Daha da güzel videolar inşallah ilerleyen dönemlerde imkanlarımızı toparladığımız zaman gelecek. Artık yani videolarda sadece beni görmeyeceksiniz. Arkadaşlarım falan da olabilir yani videolarda. Yeni tanıştığım insanlar oluyor. Onları da videoya dahil edebilirim ilerleyen dönemlerde. Bakalım. Durumumuzu düzeltmeye başladık yavaş yavaş. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da güzel olacak durumumuz. Hiçbir şekilde yani pes etmememiz, her şekilde mücadele etmemiz lazım. Pes ettiğimiz zaman hiçbir şekilde düzeltemeyiz durumları. Bir de pozitif olmamız lazım yani. Sürekli negatif, karamsar davrandığımız zaman insanlar da birazcık kendini mesafe koyabiliyor bana karşı. Olsun, önemli değil. Tek başımıza mücadele veriyoruz. Bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse eşek gibi çalışıyoruz. Gece gündüz demeden iş buldum mu gidiyoruz, çalışıyoruz. Müzik yapıyoruz. Ne bileyim, bir sürü iş yapıyoruz kafamıza göre. Bakalım inşallah hayırlısı olur hakkımızda. Ben yaşamaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Şimdi yapacağımız şey, Şila ile birlikte bir gidelim. Alışverişimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar, şimdi mesela sürekli merak edenler oluyor. Hangi şehirdesin? Karavanın yerini neden söylemiyorsun falan gibisinden. Şimdi şöyle bir şey, bunları söylemememiz sebebi, diyelim ki karavanın yerini belli ettim. Çünkü sabit bir noktada kalıyorum. Sürekli değiştirmiyorum karavanın yerini. Rampa bir yerde vurdurarak çalıştırabildiğim için karavanı. Sabit bir noktada kalıyorum. Karavanın yerini de söylesem bu sefer Şila'yı bazen bırakmam gerekiyor. Karavanın dışında bağlıyorum falan mesela. Diyelim ki birisi gelir zehir bırakır, zarar vermek ister Şila'ya. Ondan sonra ben işe gidiyorum diyelim ki sabahtan akşama kadar yokum. Benim işe gittiğimi bilen birisi gelir abi. Neyse camı patlatır, girer içeride ne var ne yok alır mesela diyorum. Öyle çok ahım şahım bir şeyim yok ama adam 1000 liralık 2000 liralık bir şey bile alsa kar kardır der. Gelir patlatır mesela. Ondan dolayı söylemiyorum arkadaşlar. Kaldığım yeri yani. Ha, ben karavandayken gelebilir. Hiç sıkıntı yok yani. İçinden geçerim adamın. O ayrı bir şey de. Ondan dolayı söylemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sürekli hangi şehirde kalıyorum? Hangi şehirde kalıyorum? Ne yapacaksın abi? Hangi şehirde kaldım? Yani hangi şehirde kaldığımı bilince ne oluyor? Eline ne geçiyor? O da ayrı bir şey yani. Ha, ne olur? Mesela karavanımı görenler olur. Yakınındayımdır mesela. Karavanımı görmüşsündür. Gelebilirsin. Kapıyı çalabilirsin. Mesela ben karavandaysam bir çay içeriz birlikte. Muhabbet ederiz. Sohbet ederiz. O ayrı bir şey. O olur yani. Gelin. Hiç çekinmeyin. Beni gördüyseniz mesela yolda yürüyorumdur. Beni görmüşsünüzdür. Çekinmeyin. Gelin yanıma yani. Muhabbet ederiz. Sohbet ederiz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Bundan yana hiç sıkıntı yok. Ama karavanımın yerini söyleyemem yani. Ha, karavanımı tamir ettirmiş olurum. Yer değiştirebilirim yani. Sürekli aynı yerde kalmam. O zaman söylerim. Sıkıntı olmaz. Yani bu şekilde.
Kızım hadi gidelim mi alışveriş yapmaya? He? Gidelim mi alışverişe? Tamam hadi gidelim. Ben bir alışveriş yapıp geliyorum arkadaşlar. Şila. Hani benim kızım? Aferin benim kızıma. Aferin akıllıma. Güzel kızım benim. Hanimiş benim kızım. Ha? Hanimiş benim güzel kızım. Aferin sana. Hadi koş bakalım. Gel. Koş 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 Şila. Koş 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 dikenlere battık. Aferin benim akıllıma. Aferin. Süpa. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben marketten geldim. Normalde A101'den yapıyordum alışverişi ama bugün BİM'den yaptım. Neler aldım şimdi sizlere onları göstereceğim. Tabana Kuvvet kanalımızda da muhtemelen yemek videosu gelir bugün. Oradan da onu izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Bir tane mantı aldım. Bugün mantı yapacağım kendime. Karnım da çok aç şu anda. Şöyle mantı 9 lira falan zannedersem. Bir tane şöyle ekler aldım, tatlı aldım. Bundan da birkaç tane yiyeceğim, dolaba koyacağım kalanını. Bu da indirimdeydi. Normalde 13 lira, 8 liraya mı 9 liraya mı öyle bir şey aldım. Sucuk aldım bir tane. Sucuk da indirimdeydi arkadaşlar. Çalışıyorsak boğazımıza bakacağız arkadaşlar. Bakalım başka. 2 tane ekmek aldım. Bir tane tandır ekmeği, bir tane normal ekmek aldım. Fiyatlarını çok söylemeyeceğim zaten, aklımda değil hepsinin fiyatı. Bir tane şöyle Şila sağ olsun benim şeyi kemirmişti. Kabloyu. Bir tane kablo aldım. İnşallah bu uyar ya benim telefona. Neyse deneyeceğiz. Bir deneriz ya bakalım. Bir tane kulaklık aldım kendime. Kulaklığım yoktu. Kulaklık lazım. Ondan sonra başka bakalım. Bir tane şöyle organik onlu yumurta aldım. İkisi de 15'li de aynı fiyatlaydı. Onlu da aynı fiyattaydı. Dedim onlu alayım abi bu seferlik. Hem bu dolaba da rahat bir şekilde sar 15'li sığmaz. Şimdi soğan aldım şöyle arkadaşlar 4 tane. Soğan gerekli ya yemeklerde. 4 tane elma aldım arkadaşlar. Sterling. Elmalar da gayet güzel. Gözüme güzel geldi yani. Şöyle 3 tane domates aldım. 3 tane mi almışım? 3 tane domates aldım. Taneyle alıyoruz artık arkadaşlar her şeyi. Sonra şöyle küçük yoğurt aldım arkadaşlar. Bu da yarım yağlı yoğurt. En ucuz yoğurt buydu zaten. Küçük olmasından dolayı çok büyük alamıyorum. Dolaba da sığmaz zaten. Zaten bunu bir seferde tüketirim gibi mantığıyla falan yeriz bunu. Bir tane de kolonya aldım arkadaşlar. Kolonyam yoktu. Hatta ilk siftah yapalım şurada. Sizlerle birlikte. Şöyle kolonyamızı dökelim. Elimize yüzümüze güzel hijyenik hem de güzel kokarız. Birisi yazmış yorumlarda. Herkesin düşüncesine tabii ki saygı duyuyorum da. Ay köpeği elledin. Şey yaptın. O ellerle yemek yiyorsun falan filan. Arkadaşlar köpeği sevdikten sonra genelde ellerimi yıkıyorum. Ondan sonra yemeğimi yiyorum. Ama bazen dalgınlığıma gelmiş olabiliyor. Bir şeyler yemiş olabiliyorum ama. Köpek arkadaşlar öyle çok bir şey değil yani. Pis bir hayvan değil. Burnuna bir şey mi kaçtı kızım? Burnunu her yere sokuyorsun. Tabii kaçar burnuna bir şey. Ellediğimiz parada mesela, parada bile dünyanın kiri var yani. Ondan dolayı çok fazla şey yapmıyorum. Bakayım başka bir şeyimiz yok. Fişe de bakmak istiyorum ya. Çantanın altı yırtıktı. İnşallah bir şey dökülmemiştir yerlere. Neyse. Sanmıyorum döküldüğünü de. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Birazcık montaj yapmaya çalışacağım videoya. Bakalım inşallah olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir de arkaya müzik ekliyorum ya arkadaşlar. O şekilde daha güzel geliyor bana. Sizler de ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yazın yorumlara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabana Kuvvet kanalımızdaki videoları izlemeyi unutmayın. Orada da düzenli olarak videolar geliyor. Bayağı eğlenceli videolar paylaşmaya çalışıyorum. Umarım güzel olur. Daha çok pozitif şekilde videolar paylaşmaya çalışıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben sizleri seviyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince video paylaşmaya devam ediyorum.